Merhaba arkadaşlar, canlıların ortak özellikleri konusunda devam edelim. Şöyle, ikinci videomuzda hangi konuları işledik? Boşaltım, üreme, organizasyon, metabolizma ve adaptasyon dediğimiz ortama uyum konularını işledik. Artık geriye kalan konuları da işleyip canlıların ortak özelliklerini bitirelim. Şöyle, bir sonraki konumuz homeostasi. Nedir homeostasi? Yazalım hemen. Homeostasi. Arkadaşlar, homeostasinin diğer adı iç denge. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirli bir iç dengeye sahip olmaları gerekiyor. Bu iç denge olayı dediğimiz olayda bir vücudumuzda birçok olayla gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Şöyle, bizim homeostasi dediğimiz olay vücudumuzda gerçekleşen, aslında dengelemek için gerçekleşen olaylar bütündür. Mesela örnek verelim. Mesela mitoz bölünmeler. Mitoz bölünmeler bizim iç dengemizi sağlar. Daha sonra kalp atışlarımız, tansiyonumuz, yine tansiyonun değerlerinin normal olması, 12'ye 8 olması diyelim, 8 olması. Genelde böyledir ama bir düşük bir fazla olabilir arkadaşlar. Daha sonra vücut sıcaklığımızın sabit olması, bu nedir? Bizim iç dengemizle alakalı olaylardır. Karşınıza sorularda homeostasi ile ilgili mutlaka bilgiler çıkacaktır. Bu bilgiler, bakıyorsunuz mesela soruyu okudunuz. İşte şıklarda bu benim eğer ki düzensiz olursa iç dengemi bozar mı? Bozar. O zaman homeostasi ile ilgili diyorsunuz. İşte okuyorsunuz, iç düzenimi bozar mı? Bozmaz. O zaman bu homeostasi ile ilgili değildir diyorsunuz. Bu şekilde direkt homeostasi ile ilgili sorular çıkabiliyor. Zaten bir videoda da homeostasi ve diğer bütün canlıların ortak özellikleri konusuyla ilgili soru çözeceğim arkadaşlar. O şekilde de bir yine genel tekrar yapmış oluruz. Şimdi homeostasi dediğimiz, iç denge dediğimiz olay da bu şekildedir. Homeostasiden sonra gelen konumuz hücresel solunum. Hücresel solunum olayını AYT kısmında ayrıca detaylı olarak işleyeceğiz ama burada mutlaka karşımıza çıkacak. Şöyle yazalım, hücresel solunum. Basit bir şekilde bilmemiz gerekiyor arkadaşlar hücresel solunumu. Nedir hücresel solunum? Bizim vücudumuza aldığımız besinlerin oksijenli ya da oksijensiz olarak parçalanıp ATP üretilmesi olayına biz hücresel solunum diyoruz. O zaman yazalım hemen tanımını. Vücudumuza aldığımız besinlerin oksijenli ya da oksijensiz parçalanıp ATP üretilmesi olayıdır. ATP üretilmesi olayıdır. Evet, hücresel solunum bu şekilde. Bakın, zaten tanımda da verdik. Hücresel solunum kaça ayrılıyor o zaman? 2'ye. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum. Arkadaşlar, şöyle ben bir göstermek istiyorum. Dediğim gibi detaylı olarak AYT kısmında göreceğiz ama burada da bakalım. Şöyle oksijenli solunumun, oksijenli ve oksijensiz yazalım. Bunların ikinci isimleri vardır. Mutlaka çıkar karşınıza. Oksijenli solunumun diğer adı aerobik. Oksijensiz solunumun ise anaerobik. Şöyle bakın. Aerobin başına an eki getirdiğimiz zaman oksijensiz oldu. Şimdi eskiden böyle aerobik yapıyoruz falan filan derlerdi. Şimdilerde yine hani kullanılıyor ama o kadar değil. Aerobik yaparken ne yapıyoruz? Nefes al, nefes ver. Nefes alıp verirken de oksijen alıp karbondioksit veriyoruz. O zaman arkadaşlar, oksijenli solunum deyince ne gelecek aklımıza? Aerobik gelecek, tamam mı? Aerobik solunum, yani oksijenli solunum. Başına an eki getirdiğimiz zaman ise anaerobik, yani oksijensiz solunum oluyor. Oksijenli solunumun şöyle bir denklemini yazayım ben size. Genellikle glikoz üzerinden gösterilir arkadaşlar. Glikoz molekülü oksijenle yakılır.
Daha sonra biz karbondioksit ve su oluşturuyoruz. Bunun yanında da ATP üretiyoruz. Bakın asıl amacımız şuradaki ATP üretmektir. Bu ATP biz vücudumuzdaki kimyasal bir enerjidir. Bu enerji sayesinde de bizim vücudumuzdaki olaylar gerçekleşiyor. Oksijensiz solunumda ise aynı olay oksijen kullanılmadan gerçekleşir arkadaşlar. Dediğim gibi bunların detaylarını nasıl olduğunu AYT konumuzda göreceğiz. Sizin şimdilik bu kadar bilmeniz yeterlidir. Evet, hücresel solunumu da anlattıktan sonra gelelim bir diğer ortak özelliğimize, büyüme ve gelişme. Şöyle büyüme ve gelişme. Arkadaşlar, büyüme ve gelişme olayı yine tüm canlılarda ortak olan bir özelliktir. Büyüme tek hücreli canlılarda sitoplazma artışı olarak gerçekleşirken, çok hücreli canlılarda mitoz bölünme ile birlikte kitlesel bir artış vardır. O zaman şöyle yazalım. Tek hücreli canlılarda sitoplazma artışı, çok hücreli canlılarda mitoz bölünme ile mitoz ile kütle artışıdır. Yani belirgin bir büyüme olayı görülüyor. Büyüme ve gelişme dediğimiz olay. Burada önemli dikkat edeceğiniz yer şuradaki tek hücreli canlılardır. Tek hücrelilerde sitoplazma artışı bir büyüme olayı olarak kabul edilir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Büyüme ve gelişme de bu şekilde. Gelelim diğer bir son olarak, hatta söyleyelim, son ortak özelliğimiz uyarılara cevap verme, yani tepki olayı. Uyarılara cevap verme. Cevap verme. Arkadaşlar, her canlı dışarıdan bir uyarı geldiği zaman mutlaka buna tepki verir, cevap verir. Örneğin elimize bir iğne battığı zaman hemen elimizi çekeriz. Veya işte bir bakteri, diyelim ki bakteriye bir madde verdiğimiz zaman buna mutlaka tepki verir. Biz bu olayı uyarılara cevap verme, tepki verme olarak söylüyoruz arkadaşlar. Her canlı dışarıdan gelen uyarıya tepki verir diyelim. Tepki verir. Evet, canlıların ortak özelliklerini işledik. Benim birkaç tane daha yazacağım özellik var arkadaşlar. Bunlar da diğer ortak özellikler olarak yazacağım. Çünkü sorularda karşımıza çıkabiliyor. Acaba ortak özellik mi değil mi diye bakıyoruz. Soruları çözerken şöyle çözebilirsiniz aslında. Bakın mesela diyelim ki ne verdi? Protein sentezini verdi. Protein sentezi bende gerçekleşiyor mu? Evet. Bir bitkide gerçekleşiyor mu? Evet, mutlaka gerekli. O zaman bu tüm canlılarda ortak özelliktir diye söyleyebilirsiniz. Yazalım şöyle diğer ortak özellikler diye. Onları da birkaç tane başlık altında yazacağım. Detaylı olarak işlemeye gerek yok. Diğer ortak özellikler. Arkadaşlar, diğer ortak özelliklerimiz protein sentezi, daha sonra enzim sentezi, yönetici molekül bulundurma. Yönetici molekül dediğimiz, şöyle yazalım, yönetici molekül, yani DNA ve RNA bulundurma. DNA, RNA bulundurma. Yine ribozom bulundurma. Bunlar da bizim diğer ortak özelliklerimizdir. Tabi bunların altında bir sürü yazabiliriz ama soru çözdükçe daha iyi aklınızda kalacaktır. Canlıların ortak özellikleri konuları burada bitti. 3 video yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi sizi fazla uzun tutmak istemiyorum. Hemen hemen bütün videolarımız bu şekilde olacak. 20 ile 30 dakika arasında veya işte 15 ile 30 diyelim. 15 ile 30 dakika arasında değişecek. Dediğim gibi sorularınız olursa mutlaka yorum kısmına yazın. Size cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.